Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. En son hatırlarsanız Scarlet şu kan taşının yanındaydı ve kan taşına hiçbir etki edemiyorduk. Nasıl etki edeceğimizi öğrendik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Bu ne arkadaşlar? Tenebrium. Tenebrium'lu şey, hani bunları normalde silah, bunları normalde elimizi tutamıyorduk. Çürüme hastalığına yakalanıyorduk ya. Tenebrium özelliğini kazandık. Nasıl kazandık? Bir parça Tenebrium bulduk arkadaşlar. Dükkanlarda falan bulabiliyorsunuz bu bölgede. Hatta şöyle göstereyim ben size. Şu kutsal taş bölgesinde okullar var hatta. Lekesizlerin okulu falan var. Orada satıcılar var. O satıcıların hepsinde bulabiliyorsunuz. Taşı alın abi. Daha sonra Gümüş Vadi'ye götürün. Buradan Gümüş Vadi'ye götürün. Gümüş Vadi'de bir görev var. Brandon diye bir adam var orada. Brandon'ı bulun. Brandon'a verdiğinizde size teşekkür ediyor. Zaten bu taşı istiyormuş. Fenebrium kayalarından bir parça istiyormuş. Onu götürüyorsunuz. Hatta sizde kırmızı bir şey var böyle. Kutu var, özel çanta. Onun içine koyuyorsun. Dokunamadığımız çürüm etkisinden dolayı. Ona götürüyoruz. O da bize Fenebrium kullanımını öğretiyor. Şu anda hastalığa yakalanmıyoruz hiçbir şekilde. Onun haricinde hastalığa yakalanırsak ve ilerleyen zamanlarda hani çok güçlü gelirse etkileri, kan taşımız var. Onları kullanabiliriz. Onun haricinde dediğim gibi bunu tenebriyumla silahla yok edeceğiz. Tenebriyum özelliği kazandırdık. Aynı zamanda görünmezlik özelliği kazandım. Çünkü tenebriyumlu genelde silahlar baltalı. Baltalar kılıçlar ve oklu oluyor. Büyülü silahlarda pek fazla şu an görmedim. Hatta hiç görmedim. O yüzden Göksel'e de görünmezliği kazandırdım. Göktel'in onun yanına gideceğiz. Scarlet'in yanına daha sonra. Bakalım neler olacak. Görünmezliğimizi yapalım. Bizde çok etki etmiyor, yeni oldu şimdi. Oo, büyük olması kaçtı. Sevinci yapalım. Tenebiyomuz silahımızla burayı kıracağız. Bunların da ölümsüzlüğü gitmiş olacak. Evet, gördüğünüz gibi artık enerjisi gidiyor. Büyüleri bir düzenleyeyim hemen. Hızlı parlama. 146'ya 161. 9. Şu olsun. Biraz boş kalabilir şimdilik.
Neyse bu da burada dursun ya. Sıkıntı değil. Bir sonrasını biriktiririz. Evet, serimizi yapalım. Şu taraftan gideceğim. Gördüğünüz gibi hepsi gitti. Artık keyif almaya başladık oyundan. Bu olayı çözdüğümüze göre. Ne çektik? Biraz yaklaşayım. At bakalım en iyi atışını yap. Bilmez oldum. Aferin sana. Olduğunu görürsem her ne kadar görünmez olsam da hızlanma hararet anlar. Şimdi buradan geçeceğim. Sonra grubumuzun yanına geri döneceğiz. Ben hep söyleniyordum. Okçu falan alalım diye de okçu almak için şu an level ve seviye yani daha doğrusu 19 olmamız gerekiyor diye hatırlıyorum. 18 ya 19. Çünkü 20 seviye, 20. seviye. World mu desem artık? Veya okçu diyeyim direkt. Okçulardan var. 20. seviye olması gerekiyor. Onun haricinde onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi Jahan güçsüz diyordum gruba göre. Onu çok fazla açıkçası önem vermediğim için hep okçu alacağım mantığı ilerlediğim için artık Jahan'a da büyülerine birazcık daha önem vereceğim. Biraz daha çeşitlendirmeye çalışacağım. Mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Bunu niye daha önce yapmadık hatta? Kafa sonradan tabi dank etti açıkçası. Bu şimdi Scarlet bir tane yanında yaratık çağırabiliyorsa veya bir canlı çağırabiliyorsa diyeyim, Jahan da pekala çağırabilir. Abi Jahan'ı da o zaman bu özelliklerden birini ekleyelim. O da bir şey çağırsın, en azından bir buz elementi çağırsın, biz ateş çağıralım. En azından iki kişi birden olursa sahada hem daha kalabalık, daha yoğun, daha güçlü bir şekilde çatışırız. İki gücüyle birden diye düşünüyorum. Evet. Thank you.
Görünmezlik iksiri. Şuradan gidelim artık. Arkadaşlarımızın yanına. Tekrar birbirimize kavuştuk. Şükür kavuşturana diyelim ve yolumuza devam edelim. Şuradan gidiyoruz. Artık kapışma zamanı geldi. Tabii hepsi yere düştü bunların. Gördüğünüz sandık falan var mı buralarda? Yok. Abi hepsi bunların ölmüş ya, yığılmış. Şuradaki büyük olan bari kalsın da savaşalım onunla diyeceğim. O da gitmiş. Hepsi ölmüş arkadaşlar. Kapatmışız tamamen. Evet, burası da bitti arkadaşlar. Artık son yerimize gidiyoruz. Gümüş Vadi. Bu arada gemicilerin görevleri falan vardı. Onları iş bulacaktık hani oyunun başlarında. O ufak tefek görevlerini yaptım bir kısmını. Gümüş Vadi. Hayalet Orman. Artık yavaş yavaş aksiyon başlayacak diye umuyorum. Bölgeye gideceğiz. Şimdi yerine koyalım. Ufaktan hazırlıklarımızı da yapalım. Sen değil. Burada su elenci. Bu var elimizde, bu dursun. Hava direnci. Sen bunu al abi direkt. Bulsun. Kızı sen de dursun. Şöyle kenarda köşede. Senin kaçtı? 25'e 61. Oo. Çeviklik 68'lik var ama çeviklik vücut geliştirme yok bunlarda. Çeviklik ve vücut geliştirme hep gerekli mi? Diğer dizliğimiz yok. Yani dursun ya, dizlik dursun. Şöyle eksiğimiz varsa onları tamamlayalım. Artık yapacak bir şey yok. Yer kalmadı artık kitaplardan.
Bizimkinde bir saniye var. Ağırlık ve irade falan filan var. 73 zaten bu. Tamam. Bunu Cihan'a göndereyim ben. Şu parayı da Göksel'e. Göksel bizim bankamız. Bilgilik, toprak direnci, zeka, irade. Şu olacak. Dursun şimdilik. Evet arkadaşlar, şurada tekrar kaydımızı bir yapalım. Son olarak ufak tefek birkaç gelişim daha yapacağım. Ne gibi diyeceksiniz hemen söyleyeyim. Craft yapacağım. Hiç yapmamıştık daha önce. Deneyeceğim eğer gücümüz yetiyorsa tabii. Ateş özü var elimizde, su özü var, hava özü var. Toprak özü var ve inciler var. Şimdi öncelikle silahımız için tenebbiyom. Şimdi buna nasıl bir şey? Hiçlik özü. Ha bir de hiçlik özü varmış. Bunu ekleyebiliyor muyuz direkt buna? Kuşanabilir değil. Şimdi alayım. Veya bu şekilde eklenebiliyor mu? Eklenemiyor. Çünkü bunlar malzemelerin ve silahın üzerine eklenebiliyor diye biliyorum. Şöyle kılıçlardan birini de mesela deneyeyim. Şunu da deneyeyim. Zanaatkarlık yeterli değil. Tamam, o zaman zanaatkarlık yapalım. Veya şu ufak Tuğçe ekledim. Yine yeterli değil diyor. Bir zanaatkar daha yaparsak yeterli olur mu acaba? Yeterli değilmiş. Neyse, demek biraz daha bekleyeceğiz. Bu şekilde craft yapabiliyoruz. Ateş özelliği ekliyor silahlara veya kıyafetlerimize. Cihan, şimdi Scarlet'ten artan büyü var mı abi? Kısmi iyileştirme onda var. Kış fırtınası beceri kitabı. Aa, bunu Scarlet yapsın bence. Su tipi mi bu? Beceriler. Su büyücülüğü. Bunu bir arttırabilirim. Bunu da alalım. Kış fırtınası, su büyücülüğü. Öncelik tabi buna ait. Yağmur beceri. Yüzüsüz. Şu neymiş? Kutsanmış toprak beceri kitabı. Dursun şimdilik ya. Ölümcül sporlar beceri kitabı. Çok sayıda zehirli spor ortaya çıkarır. Her biri 173-212 zehir hasar edebilir. Zehirlenmek için %30 şans var. Neydi? 195. Bunda %30 yani. O daha iyi. Geceye gündüze kat beceri kitabı. Yağ izi yaratır. Etrafındaki müttefikleri kutsar. Bak, bu olabilir. Toprak. Şu an onu alamıyoruz. Maalesef. Toprak şu an alamıyoruz da. Cihan'da ne var? Toprak var mı Cihan'da hiç? Toprak küçük. Abi, o zaman hiç karıştırmayalım. Cihan'da havayla su. O da olsun, o da aynı şekilde. Evet. Ruh bozan beceri kitabı herifin tüm güçlerini ve yeteneklerini zayıflatır. Bunu... Pardon, çok pardon, çok pardon.
İskalet. Alabiliyor musun bunu? Birikme zaten var bizde. Kan dökme beceri kitabı. Var. Patlama seninle birlikte etrafındaki 6.0'ın çapındaki alanın içinde bulunan herkese 183 ilk güç ateş atabilir. Herkes yapıyor. Çoklu. Alevde büyük bir boşluk vardı hatırlıyorum. Şunu ben direkt Jahan'a vereceğim. En azını kullansın. Çağırmaları. Ateş elementleri çağırmak. Daha şöyle bir yaratayım ben Jahan'a. Aynen şu şekilde. Jahan'ın da şöyle bir yeri olsun. Ateş meciği tomarı. Seçelim. Kurt çağırma tomarını da şuraya ekleyelim. Ateş elementi çağırmayı da ekleyelim. Orada dursun. Zorlayan savaşlarda yardım çağırabiliriz. Gökseni seçelim tekrar. Bundaydı değil mi hayalet? Kolyesi kimdeydi? Onu çıkarmışız tamam. Tekrar sevim yapayım. Direkt arkadaşlar derin orman diyeyim ben oraya. Derin ormanın içine ışınlanacağız. Hangi bölge? Hayalet orman bataklığı. Kuzey hayalet orman. Kuzey hayalet orman diyoruz. Olmadı. Neden olmadı acaba? Ha, burası mı zaten orası? Müş vardı. Aynen burası zaten burasıymış. Tamam. Kuzey Hayalet Orman. Bir yer daha vardı ama ya. Şatosu Hayalet Orman. Abi biz zaten direkt buradan çıkmışız. Pardon ya. Tamam. Biz zaten buranın içinden çıkmışız. Tamamdır. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Göksel'in silahı. Abi benim silahım nerede? Onun patlasınca silah mı gitti benim? Nasıl ya? Bir saniye arkadaşlar. Kayıt diyorum. 34 diyorum. Acaba oyunda mı hata var? 34 dedi. Tamam. Şuradan bir başlayayım. Abi silahım yok. Daha önce de Maduro'da çok kez başıma geldi. Kalkanı yoktu. Direkt kaybolmuştu kalkanı. Bence oyunun bir hatası diye düşünüyorum. Direkt kırılacağını düşünmüyorum. Hele ki kalkan. Kafasına göre mi kırılıyor? Abi pardon çok pardon ya. 34'ten başla. Silahın üzerinde ateş büyüsü falan yaparken silahı menüye çekmiştik. Şimdi hatırladım. Evet dalgınlık. Hemen silahımızı alalım. Hızlı hızlı koşturalım başlayalım. Ağacın içine gireceğim ilk başta. Buraları temizleye gireceğiz.
Nereye gitmişti? Abi hakikaten kayboldu deme bana. Evet buradaymış. Oh, vallahi rahatladım. Şu anda rahatladım abi. Haydi let's go. Girelim bakalım ne varmış burada. Hepimiz seviye 17'yiz zaten. Eğer bunu okuyorsan beni buldun demek, benim hazinem, benim ismi. Durduramıyoruz herhalde. Bu ne ki abi? Ölümcülüm. Asla seni seviyorum Asla. Enteresan cümleler. Draper Sara. Eşittir. Love. Kill Roy Love Here. I like your girls. I love. Abi bunlar şey mi? Ağaçların üzerine kazılan bütün yazıları mı söylüyor bu? Öyle bir şey olması lazım. Kanlı bir yere gidiyoruz şu anda. Bir sürü ceset var arkadaşlar. Bir sürü. Ya ne olmuş böyle ya? Hiçlik ablası abi Cassandra. Bu ismini duymuştum. Ama hiçlik ablası var. Neyse bir şansımızı deneyelim mi? Hadi deneyelim yani bir şey olmaz. Şu kim? Özellikle şu. Yalnız Abracus Rex'i çok kötü bir şekilde mahvettim. Onu da belirteyim. Kardeşinin akıbeti hakkındaki haberden memnun olmanı sevindim. Çünkü Rex mezarının dilini öldüren bendim. Bir ruh bağını nasıl olacağını söyledim. Ya bir ruh.
öldürmemi istiyoruz da. Öldürmem biraz zor ama. Ya da seni öldüreceğiz gelip de. Ama hiçlik avrası var. Doğal olarak yok olmayacak. Neyse biz görevimize devam edelim. Kuryeyi görmüş olduk. Bu sırada neresi var? Evet, şurada bir savaş bizi bekler. Hemen o savaşa girelim artık. Evet, seviye 17. Bizimle eşit durumdalar. Sayıları biraz fazla olabilir. Ne yapacak bir şey yok. Her türden canlı var. İyi donma büyüsü yapacak denk gelmedi. Güzel. Bu savaş bizi bayağı bir zorlayacak bir kere, onu baştan söyleyeyim. Yani bayağı zorlayacak. Ki oyundaki en zor alan, yani oyundaki demeyelim, bu bölgedeki en zor alanlardan biri bence. Bayağı kalabalıklar. Ulu kurt bir de bana normal kurtta büyüklüğünden anlaşıldığı gibi. O yüzden ben de artık bir şeyler kullanacağım. Sayımızı arttırmamız gerekiyor. Umarım örümcek gitmez kurttan. Çok iyi. Demek buna da örümcek büyüsü gibi benzeri veya bir şey verirsek iki tane yapabiliriz. Çok daha iyi olur. Bir de büyü yapabiliyor uzağa, çok güzel. Abi şu ıskalama yapmasanız çok güzel olacak işte. Yağmur zamanı gelmiş.
hareket. Çok güzel, birini aldık direkt. Dondurma sakın, 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 sakın. Abi o bizim en işe yarayan adamımız ya. Çok fazla, çok fazla vurdum. Oo, çok fazla vurdum. Bunlar bayağı güçlü abi, zor, çok zor olacaklar. Çok fazla zor olacaklar. Yetmedi mi? Bizi de şok uğrattın, çok güzel. Başka ne büyüğümüz var bizim? Şu ne abi? Diriltme var. Hakkalanan bakalım. Ooo abi, kendi kendimizi mahvettik şu an ya. Ona basınca direkt etrafımız kadar gidiyormuş. Neyse, öğrenmiş olduk. Kötü bir şekilde öğrendik ama. Bizim şu özellikle olsaydı bir kişiyi daha buraya alırdım. Biraz oyun rahatlardı. Abi çünkü de bir sıkıyor yani bekleme olayı. Çok fazla bekliyoruz. İki büyücü var, iki okçu var. Şu özellikle felaneti kaçak avcıyı, orku halletmemiz lazım. Çok felaket enerji götürüyor. Bakın. Modura zaten gidici gibi şu anda. Evet, yine başladı. Yeah.
kere daha vursam bari. Mazara çok şu an tehlikede ya, bayağı tehlikede. Herkes ona odaklanmış durumda. Şu şey çok iyi oldu bu arada. Bol durunuz. Bunu çıkarttığınız çok iyi oldu gerçekten. Bayağı oyaladı bu. Güçlüymüş. Cihan yerine bir kişi daha olsa çok güzel olur da neyse. Çok çok olsa güzel. Abi Madara'ya çok saydırdı bunlar ya. Yeter artık, artık yeter. Madara'nın şoku geçse şok geçmiyor. Sen ne lan sen? Ulan boş 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 sen. Sen amacın oyalamak zaten. Madara birazcık kendini kurtarsın artık bu şekilde. Çok iyi. Sağlık yapamıyoruz ya, çok kötü oldu bu. Bu neydi? Çok seyrede bir oyun. Deneyelim mi? Yapacak bir şey yok yani, Madara ile en azından kurmuş olduk orada. Yapma ya. Of. Abi ben kritik vurur diye bekliyorum orada. Hiç vuramadın ya. Scarlet'in canı az, onu da halletmemiz gerekiyor. Bayağı uzun bir mücadele oldu. Madara ile Scarlet'e enerji basarsak çok iyi olacak. Evet. Ateş elementalimiz de gitti. Olsa bir faydamız olsun. Donma etkisi ne kadarmış bunun? 2 seviye daha. Abi şunu da dondurayım ben. Sıra Scarlet'te. Scarlet'in sağlığı maalesef olacak gibi gözükmüyor.
Hakaret gidici. Hakikaten gidici. Keşke buna enerji verebilsek. Abi şunu bari al, gözünü seveyim ya. Bir tane kritik vursaydın keşke. Halli olacaktı da. Sıra bu arada. Skalip gidecek, onu canlandıracağız artık. Çok güzel, çok güzel kaçarken. Şu ölçeli keşke. İşte bizim için şu an en kötü an bu oldu. Ve bu. Abi hepsini dondurdu ya. Herkes dondurdu. Görünce yapmışım, herkes buna yönelmiş onu. Moda gitti. Moda da gitti herhalde. Cihan. Sen direkt abi. Kendine bas. Direkt kendine bas. Artı. Artı. Şu arkadaşa çok. Oo, senin enerjin dolmamış. Ben sana güvendim ya. Şuna güvendik. Bir de şoka girdi, çok iyi. Sıkılama artık abicim, sıkılama. Böyle bir alternatifin yok. Oo, varmış. Bayağı alternatifin varmış senin. Hem de bayağı bayağı varmış. Sen çok gençmişsin ya. Pes. Sen öncelikle bir kendine enerji ver sağlam bir şekilde. Senden sonra okçulardan bir atış yapacak. Sıra bana geçince abi şu artık şu adamı alacağım. Yani bir zahmet. Şunu artık alayım. Yeter. Bu arada o burada mı? Dondurandı. Artık dondurma olayı bitti.
güzel. Bir de abi sen don ya. Güzel. Çok güzel. Zaten soğukluk etkisi var bunun üzerinde. Şimdi senin bunu artık alman lazım. Çok güzel, süper madara. Kendi hayatımda kullanmışım böylelikle. Yani bir daha bulursan telafi, tamam telafi senin. Benim çekeyim. Wow, bayağı sağlam ya. Desteklerin sayesinde. Evet. Seni almam lazım benim. Bir tane kritik. Süper. Evet, biraz toparladık. Bu savaş cidden önemli. Tam göbekte şu an. Ormanın göbeği diyebileceğim bir yerde ve kalabalık. Yoğun bir yer. İki. Tamam. Hatta direkt alalım artık. Bunun zamanı geldi. Tur dönmesin. Süre uzamasın. Güzel. Görümceye teşekkür ediyoruz. Yani bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle de ateş elementi. Çok iyi oyaladı ilk başta, yoksa biz ilk başta bizi indirirler çok rahat. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir şey yapmadı. Boğa zor ölecek, anlaşıldı. Bunun şeyi kaç? 3000, o yüzden abi 3000 çünkü fazla. Madara al artık be. Artık al. Sen abi direkt geç. Senin 5 vuruşu şeyini bekleyemeyeceğim. Güzel. Kutsadı, kendini kutsayan domuz. Oh, bir de zırh yaptı. Tamam, sıra bende mi? Evet, bu ayını şokta. Abla al artık be. Ya, al diyoruz, ıskalıyorsun gözünü seveyim. Evet, örümcek gitti artık. Tam istediğim olay. Çok güzel.
Yani artık zamanı gelmişti. Denemiş olduk. Evet, en sevdiğim hareketi yapıyoruz. Bittin abi, direkt bittin söylemiyorum. Bir tanesi ıskaladı ama olsun. Evet, son vuruş kim yapmak ister? Ben de mi? Sonunda. Bayağı zorladı. Sen daha direkt kendine. Herkes kendine. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım ormanın ilerleyen safhalarında, derinliklerinde nelerle karşılaşacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.